Evet beyler, tatbikat bitti, toparlanın. Çaylak, bak yanan araçta akaryakıt sızıntısı varsa müdahale böyle köpüklü olur, suyla değil. Dersi iyi izle, kaçırma, yanarsın bak. Sınıfta kaldın çaylak şantı. Otur sıfır. Bravo ya. Vallahi bravo ettiniz. Vallahi vallahi. Hadi beyler toparlanın. Haydi. 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 Abdo. Yeter de haydi ya. Haydi. Ambulans nerede kaldı? Yok mu gelin gidelim? Öldü mü? Maalesef kaybettik. Tufan'ı sormuşsun. Hayır mı? Bulursam hayır. Annesini tanıyorum. Kadın oğlunu merak ediyor. Aramış ulaşamamış kaç gündür. Neye bulaştığını belki siz bilirsiniz diye. Ama o iti görürsen bana da söyle. Benim de telefonlarımı açma. Bak. Geldi bu bize. Ağlandı açım diye. Acıdık, iş verdik. Altına motor çektim. Sipariş ayağına milleti tırtıklamış. Bir ton borç taktı bana. Nereye takılır bir arkadaşı filan? Vallahi koçum. Burada bir ay ya çalıştı ya çalışmadı. İki aydır da arazi. Başka da bir şey bilmiyorum. Çaylar bizden. Hadi selametle. Yonca Hanım, bize burada ne olduğunu tam olarak anlatmak zorundasınız. Neden buradaydınız? Maktulle neden görüşmek istediniz? Mahkemeden mi görevlendirildiniz? Hayır. Yonca Hanım, bu görüşme kim talep etti sizden? Kendi isteğinizle mi geldiniz? Bir şey mi yuttu? Bir şey dedi mi? Ben bir su içebilir miyim? Odama geçelim Yonca Hanım. Buyur. Buyur. Evet anneciğim. Siz 8 aylık oldu. Bir aya geliyor bizimki. Hay anneciğim, çıkmıyorum dışarı. Hayır, çıkmıyorum evden. Anne daha ne yiyeyim? İyice şiştim zaten. Hay kim verecek bu kiloları sonra anlamıyorum. Yok anneciğim, yok gelme. Gelme, gelmene gerek yok. Doğumda geleceksin zaten. Yani sen mi doğuracaksın, ben mi doğuracağım belli değil. Tamam. Tamam, hadi görüşürüz. Bay bay.
Gördün mü sarı bacak? Bak bugün de gelmiş. Ömrüm. Bak yine oradasın. Bıkmadın şu pire torbalarından be kızım. Aşkım bak arkadaşların hepsine güzel oynuyor. Sen de karışsana onlara. Sen niye geldin ki Zehra anne? Bizim ders başlayacak şimdi. Sabah apar topar çıktınız ondan geldim. Yemeğini unutmuşsun. Ne yapıyorsun sen? Benden bir şey mi saklıyorsun? Yok saklamıyorum. Öğretmen zili çaldı. Kızım dursana. Ömrüm. Ömrüm kızım. Ay koşturma beni şu okulun ortasında. Dolabını aç da şu çantanı koyalım. Açmayacağım. Ver sen onu bana. Aa hoş geldiniz. Merhaba. Bir sorun yok değil mi? Yok yok. Sorun yok. Yemeğini unutmuştu. Bizimki onu getirdim. Ama getirdim diye mi kızdı nedir anlamadım. Çok gerildi mahkemeden sonra. Ne yapsak ne desek olay. Umarım sizi de çok yormuyordur. Travma yaşıyor yavrum. Yoo. Biz bir sorun yaşamadık. Aksine ömrüm bayağı toparladı. Bir de dün babası geldi meslek etkinliğine. Ona da çok sevindi bence. Ha siz Cem o. Benim eşim. Dayısı olur. Aratmamaya çalışıyor tabii babasını. Hayır Cem Bey'i biliyorum. O da vardı ama Uğur Bey de geldi dün. Etkinliğe o katıldı. Zaten sık sık gelip kontrol ediyor ömrümün durumunu. Ömrüm babasını arattı kamyonlardan getirmiş. Şu sessiz olsana. Emin misiniz? Tabii. Her gün okul çıkışına gelir Uğur Bey. Sabahları da uğrar muhakkak. Zehra Hanım, iyi misiniz? İyiyim. İyiyim. Çok güzel. Uğur'un gelmesi sağ olsun. Amcamın anlattığı gibi babamın bundan daha büyüğü var. Hem de kendi sürüyor. Seni hiç bindirdi mi? Aslında bir keresinde bindirmişti. Bakalım tata. Ay benim sarı papatyam küçük itfaiyeci mi olmuş yoksa? Yamam. Babam nerede? Sürprizler bitti mi sandın? Bıcırık. Kapat bakalım gözlerini. Ben bana. Ben söyleyene kadar açmıyorsun. Bakayım. Buradan bakalım. Açma daha. Koş babam. Hadi boş boş durmayalım. Hadi bakalım. Çalışalım biraz. Gel bakalım. Sen şimdi...
var mı canım? Ömrünün babası bizi de kamyona bindirsin mi? Ömrüm binmiş önceden, ne olur. Varsa uygun vakti sorarız Uğur Bey'e. Bindirir belki. Öğretmenim, Zehra annem gitti mi? Gitti canım. Bunu bırakabilir miyim? Koy gel hemen hadi. Kanka. O ne oğlum, ne yazıyorsun? Saçmalama, ne demek tayin istemek? Sana ne acı? Sana ne? Oğlum hepimize yaptılar. Hiçbirimizin haberi yoktu ki. Çaylaklığın kanunu bu, büyütüyorsun. İlker karışma. Güldün eğlendin, içine bak şimdi. Ya tamam Murti, sen sinirli olduğun için böyle düşün, bırak. Oğlum yürü git lan. Önce dalga geç, alay et, rezil et. Sonra çok üzüldüm kanka ayakları. Yemezler İlker. Gözlerinin içine baktım orada, içinin yağları eridi. En çok sen güldün. Zaten arkamdan hiç çevirmek senin atasporun olmuş. O ayrı. Kardeşimize bak. Sinsilikte master yapmış, haberimiz yok. Kanka, ayıp oluyor. Bana kanka deme. Kalleş. Murat doğru konuş. Konuşmuyorum lan. Ha, ne olacak? Konuşmuyorum, ne olacak? Konuşmuyorum. Ne olacak, ne olacak? Konuşmuyorum. Ne istiyorsun lan? İki gün öncesine kadar aynı kaba pisliyordunuz. Hayvan herifler! Dayanacak mısınız lan birbirinizin ölüm acısına, he? Tamam anladık. Aranıza giren kedi neyse mesele büyük. Birbirinizin ağzını burnunu kırmak istiyorsunuz. Ama unutmayın oğlum, yarın sırt sırta verip hayatı savunacaksınız bir olay olduğunda lan. Bugün birbirinize savurduğunuz o yumrukları, o göçükte yangının içinde birbirinizi savunmak için ecele savuracaksınız lan! Lan bizim birbirimizden başka kimimiz var oğlum? İnsan dostuna sırtını dayayamayacaksa hayatını, yaşamını nasıl emanet edecek? Hem o dostluk denen hadise de öyle kolay bir şey değil. Yani onu düşünün. Öyle yumruk atın birbirinize. Bırakın lan, kimse tutmayacak. Kırsınlar ağızlarını burunlarını. Tayin dilekçenin cevabı. Al şunu. Al şunu. Kimse karışmayacak. Birbirlerinin yaralarını birbirleri pansuman edecek. Hadi herkes dağılsın. Haydi! Thank you.
Ben zerre inanmadım anlattıklarına. Sen? Savcım, kameradan da izledik. Temas olmamış aralarında. Anlattığı gibi olay tesadüf. Kadın da bir şey yapmamış. Sevsinler öyle tesadüfü. Yemezler. Neymiş? Olanlardan dolayı özür dilemeye mi gelmiş? Neyse müdür bey, ben Mustafa Savcı'yı arayayım, o bilir yapacağını. Tamam. Yoksa bana iyi saatte olsunlar mı geldi? Abla şuradan geliyor ses. Ya ses geliyor değil mi? Kızlar gel, koşun bir bakalım. Korkma, arayacağız, gelecekler. Hamileyim, olur yardım çağırın. Kumandan zoruna gitmiş Murat'ın. Biraz fazla mı yüklendiniz, ne yaptınız? Allah Allah, Beyzadem'e bak. Zoruna gittiyse külahının önüne koyacak, düşünecek. Oğlum, ya son hali gibi olsa? Gel buraya, gel. Gel. Sana Allah Allah. Keçi gibi de inatçılar ha. Sanki keçi sayımız az. Tahliyesi insan kurtarma. 30 yaşlarında hamile bir kadının bağrına düştüğü bilgisi geliyor. Çınarlık mevkiye, Esmer çıkışı 15. kilometre. Şu iki hayvan herifi de al, ekip olmayı öğrensin. Tamam kumandan. İlker, Murat hadi! Hayırdır abi? Kedi mi çıkmış ağaca? Vallahi ben böyleyim, uzaktan eğitime devam abi. Murat! Düş önüme. Hadi Murat. Hadi! Kazanlar destek görevden yetişebilirler mi? İrtibata geçelim. Yıldız merkez, Yıldız 2. Anlaşıldı, tamam. Cevap olumsuz olursa merkezden ambulans yönlendiriyorum. Baksana oğlum telefona. Alo. Niye açılmıyor bu telefon? Babam mı açtırmıyor? Ne alaka? Şeye gidiyoruz, göreve gidiyoruz anneciğim. Acil mi? Acil. Ateş düştü ocağıma. Gelsin söndürsün kumandan. Ne oldu anne? Senin haberin var mı? Ne zaman çekti bu krediyi? Kim ya? Kim olacak Tolga denen baban? Kredi çekmiş, ödememiş, eve tebligat geldi. Vallahi billahi haberim yok benim bir şeyden. Ay tamam kapat. Ay dur oğlum kapatma. Dikkat et Murat. Hadi. Ne oldu, var mı için?
Yok bir şey abi. Alt tarafı küçük bir hediye. Niye bu kadar defans yaptın anlamadım. Kabul edemem Furkan Bey. Almış kadar oldum zaten. Düşünmeniz yeter. Sağ olun. Ben şimdi kontrol edeceğim bunları. Merak etmeyin zaten. Kaslarınıza elektrikli uyarı gelecek. Siz sadece pedalları çevirin. Daha sonrasında zorlanırsanız bana söylersiniz. Peki madem, patron sensin. Başlıyorum. Bana sordun ya niye çocuğun yaşını yalan söyledin diye. Gözün kaybettiklerini görsün. Öğren ne hayatlar var. Birazcık yoruldum. Rica etsem şu havluyu bana verebilir misin? Yıldız 3 Yıldız Merkez. Olay mahalline vardık. Ambulans ekipleri henüz gelmemiş. İlker, metan gaz seviyesini ölç hemen. Murat, tripodla malzemeleri hazır. Hemen kullanalım. Hanımefendi, duyuyor musunuz beni? Duyuyorum. Sizi çıkarmak için birazdan geleceğiz. Hamile olduğunuz bilgisini aldık. Doğru mudur? 8 aylık hamileyim. Suyum geldi. Lütfen beni hastaneye yetiştirin. Hiç merak etmeyin. Ambulans ekipleri yolda. Sizi en yakın hastaneye yetiştireceğiz. Herhangi ağrıyan bir yeriniz var mı? Kol, boyun, baş gibi? Sol bacağım. Sol bacağım kırıldı sanırım. Belimi de hareket ettiremiyorum. Çok acıyor. Tamam, sakın hareket etmeyin. Hangi pozisyondaysanız öyle kalın. Gaz seviyesi? Temiz başlamış. Benimle beraber aşağı geliyorsun. Bel ve bacak travması var. Murat, biz hazırlanana kadar sen de ilk yardım malzemelerini hazırla. Tamamdır. Hanımefendi, adınız? Seher. Seher Hanım, ambulans gelene kadar sizden pozisyonunuzu bozmamanızı istiyorum. Hadi İlker. Sol bacakta kırık var. Belde de kırık olabilir. Hallediyorum başçavuş. Acil ilk yardım çantasını gönderin. (Gülüyor)
Şeker yavaşla. Yani habersiz geldim biliyorum ama aradım açmadınız. Görüşmedeydim Zehra Hanım, açamazdım. Aciliyet yoksa size yarına bir randevu oluşturalım mı? Acil olmasa kapınızda bekler miyim? Ya kusura bakmayın, söz konusu çocuk olunca insan ne yapacağını şaşırıyor. Lütfen 2 dakika. Buyurun. Evet Zehra Hanım, sizi dinliyorum. Neymiş bu kadar acil olan? Uğur dün ömrümün okuluna gitmiş. Kendini babası olarak tanıtmış. Babası zaten. Ne sakıncası var anlamadım. Psikolog olan sizsiniz Yonca Hanım. Benden daha iyi bilirsiniz. Ama ömrüm iyi değil. Saldırganlaştı. Siz de bunu babasıyla görüşmesine bağlıyorsunuz. Başka ne olabilir ki? Pamuk gibi çocuktu. Ama Uğur ne zaman olaya dahil oldu? Sanki çocuğun devreleri yandı. Ağlamaları, bağırmaları, çağırmaları arttı. Belki de tepkisi size. Hiç düşündünüz mü? Babasına karşı onu baskıladığınızı hissediyor. Duygusal şiddete maruz kalıyor ve bununla nasıl başa çıkacağını bilemiyor olabilir. Asla. Asla. Ömrüm beni kendi annesi gibi görür. Bu dünyada ona zarar verecek en son kişi benim. Siz Uğur'u gördünüz, Uğur dengesizin teki. Ben sarıyorum yaralarını, o geliyor enkaza çeviriyor çocuğu. Ama izin vermeyeceğim. İzin vermeyeceğim. Uzak dursun benim çocuğumdan. Uzaklaştırma kararı aldırın. Yaklaşmasın o adam benim kızıma. O sizin kızınız değil Zehra Hanım. Bunu bir kabul edin isterseniz. Siz taraf mı tutuyorsunuz? Evet. Ömrümün tarafını tutuyorum. Ben sizin ne demek istediğinizi çok iyi anladım Yonca. Sağ olun. Nerede kaldı? Çabuk öğren. Doğum sancıları başladı. Merkezle irtibata geçiyorum hemen kumandan. Geldiler kumandan. Geldiler. Geldiler Seher Hanım. Durum nedir? Durum, kadın 8 aylık hamile, suyu gelmiş. Daha doğrusu biz ona ulaştıktan sonra suyu gelmişti. Şu anda doğum sancıları var. Bel ve bacak bölgesinde travmaları söz konusu. Aşağıda kim var? Uğur Başçavuş var. Uğur Başçavuş, ambulans ekibinden Emel ben. Sancılar kaç dakikada bir geliyor? Bilmiyorum. Daha yeni başladı. Bacak ve bel travması dışında gözünüze çarpan bir anormallik var mıdır? Kanaması var. Doğum suyuyla birlikte kan gelmiş. Hastayı yerinden oynatamayız. Kadın doğum uzmanı lazım. Anne ve bebeğin hayatı tehlikede. Hadi gidelim o zaman. İlker dikkat et. Tamam. Serhan. Bütün ekip burada. İçiniz rahat olsun. Başım çok acıyor. Başım çok acıyor. İlker ne durumda? Şu andaki iyi gidiyor başlamış. Tamam sen.
Tamam, tamam, tamam ya. Yok bir şey. Sakin. Böyle yangından kurtardık. Kafası gitti garibanın. Peşimize takıldı geldi. Heyecanlı yaramaz. Tamam. Ama bunlar böyle. Sahilde de baloncu kovalarlar manasız. Çok anlamsız değil aslında. Kötü anılardan oluyor. Yavuz Turhan, YYT Sigorta Şirketi'nin sahibiyim. Şefinizle görüşecek. İtfaiye çavuşacağım. Kumandan müdürlüğe kadar gitti. Siz buyurun isterseniz ben arayayım. Tamam. Buyurun. Kumandanla konuştum şimdi. Birazdan burada olur. Teşekkür ederim. İnsan itfaiye istasyonunda olunca ayrı bir heyecanlanıyormuş. Öyledir. Ama fakir olmak gerçekten sıkıcı değil mi? Hayat hediyelerle dönüyor. Bakın burada ne yazıyor? Bakın. Ayşe Akdağ. Ben anlatamadım galiba. Üçüncü şahıslara bilgi veremiyoruz. Ay sensin üçüncü şahıs. Bakın burada ne yazıyor? Evli. Tolga Akdağ'ın eşiyim ben. Bu tebligat da benim evime geldi. Şimdi siz benim kocamın ne zaman, ne kadar ve ne için kredi çektiğini söyleyeceksiniz hanımefendi. Gerçekten yapabileceğim bir şey yok. Hanımefendi kredi verirken yapabileceğiniz şeyler sınırsız ama siz sordunuz mu bana kocanıza kredi veriyorum diye? Artık eşten izin alınmıyor mu hanımefendi? Almışız zaten hanımefendi, imzanız var. Hocam. Ne oluyor yahu? Hocam ben itfaiyeciyim. Kadın doğum odasına böyle selamsız sabahsız girmek için iyi bir sebebin vardır inşallah itfaiyeci kardeş. Hocam durum çok acil. Bizimle gelmeniz lazım. Ay ablacığım canı yanıyor. Ay kızım sabır et. Tamam. Az kaldı, az. Ay kaldı, az. Dayan biraz daha. Dayan kızım. Buyurun. Kusura bakmayın, ortalık biraz dağılmış. Öyle mi? Vallahi Yavuz Bey. Biz araştırmamızı, incelememizi yaptık. Raporumuzu polise teslim ettik. Yani bizim görüşümüze göre bir kundaklama söz konusu. İnsan ekmek teknesini yakar mı? Ama cayır cayır yakıyorlar işte. Üstelik içeride insan da varmış. Çok şükür müdahaleyi gerçekleştiren arkadaşlar garibanı kurtarmışlar. Size madalya takmaları gerekir. Bir cana nefes olmuşsunuz, elleriniz dert görmesin. Sağ olun, sağ olun da görevimiz en nihayetinde. Yani kesin kundaklama diyorsunuz. Başka bir ihtimal yok öyle mi? İsterseniz incelemeyi yapan arkadaşı çağırtayım. Size görüşlerini söylesin. Halil, Cem'i göndersene. Hocam, hocam konuştuğumuz gibi her şey kontrolümüz altında. Tedirgin olacak herhangi bir şey de yok. Bize güvenebilirsiniz. Hazır. Hazır.
Sancıların sıklığı nedir? Yani hocam anladığım kadarıyla 3-4 dakikada bir. Oh, bebek hazneye girmiş bile. Örtüyü kaldırın, açın. Nefes al derin derin. Nefes al. Akın. Akın kızım, akın akın. Nefes al derin derin. Al gayret. Akın. Ay derin derin nefes al kızım hadi. Bebek çıkımda. Siz şirket sahibi olarak bizzat ilgileniyorsunuz yani. İlginç. Meblağ büyük. Bir sahtekarlığa alet olmak istemeyiz. Tabii. Değil mi kumandan? Sonra benzini bulan sağa solu yakıyor, sigortadan para istiyor. Hı hı. Kundakçılara karşı dikkatli olmak lazım tabii. Tabii. Soruşturmayı polisle birlikte yürütüyorsunuz tabii ki. Elbette. Çok titiz bir soruşturma yapılıyor. Hı hı. Bu yüzden süreç biraz uzayabilir. Ben sizlerin de görüşlerini almak istedim. Sonuçta fabrika sahibinin durumu belli. Batmış. Her ihtimal söz konusu olabilir. Yani kundakla mı çıkacağı kesin. Biz bir gün önce oradaydık. Fabrikanın bekçisi intihar girişiminde bulundu. Maaşını alamamış da. Şu yangından kurtardığınız bekçi. Bakın bu çok ilginç bir detay. İşin rengi değişiyor olabilir. Yok. İşin rengi aynı. Biz bir gün önce gittiğimiz zaman içeride makineler vardı, mallar vardı. Ertesi gün yangını söndürmeye gittik. İçerideki makineler, mallar hepsi uçmuş. Taşınmışlar. Neden boşaltıldığını tahmin ediyorsunuzdur herhalde. Yine de bekçi yapmış olabilir diye düşündüm bir an intikam için. Mümkün değil. Mazlum yapmadı. Apaçık ortada her şey. Adam sadece su ısıtıcısını çalıştırıyor. Düzeneyi hazırlamış başkomiserim. Bir gün önce maaşımı vermiyorlar diye fabrikadan atmaya çalıştı kendini. Herkes duydu. Takmış kafayı bana. İntikam peşinde. Yaktı fabrikamı. Bitirdi beni. Madem maaşını vermiyor, niye gittin ertesi gün işe? Yemin verdim itfaiyeci abilere. Çocuklarımı babasız bırakmayacağım. Yaşayacağım diye. Bugün vermezse yarın verir dedim maaşı. İşime sahip çıkayım. Bir de işsiz kalmayayım diye gittim. Ya da yakınmak için gittin. Ekmek Kur'an çarpsın komiserim. Ben yakmadım. Yapmadım. Ölmeyi göze almış bir adam ne yapar yapar gerekirse sırtında taşır. Yine boşaltır onun camını. Bekçi yaptı. Siz de kabul edin. Vay. O kadar malı, makinayı tek başına taşıdı diyorsunuz. Güzel fantaziymiş. Yardım almadığını, mesela kendi gibi zor durumda olan birkaç kişiyi ayarlamadığını nereden biliyorsunuz? Efendim, mazlum yapmadı. Bu kadar emin olabilmeniz için elinizde delil olması gerekir. Bazen sezgiler somut delillerden daha iyi yol gösterir. Evet, yol gösterir ama adamı ipten almaz. Doğru, iş mazluma kalabilir. Karakola almışlar, sorgudaymış. Buyurun, gördünüz mü? Aklın yolu bir, bekçinin yaptığı gün gibi ortada. Bence amacı intikam olan biri içerideki milyonluk makineleri taşımakla uğraşmaz. Hepsini toptan yakardı. Kumandan, müsaadenle ben karakola gideyim. İfade vereyim. Uğur da benimle aynı fikirde, o da katılacaktır kesin. Suç mazlumun üzerine kalmasın. Hay hay gidin tabii. Yani iş büyük. Garibanın sırtına kalmasın. Memnun oldum. Ben de. Öyleyse müsaadenizi isteyeyim.
Müsaade sizin. Teşekkür ederim. Buyurun, buyurun. Şekerim falan iyi mi ya? Senin de çocuğun var galiba itfaiyeci kardeş. Doğru tutuyorsun bebeği. Var. Bir kızım var. 8 yaşında. Allah bağışlasın. Hocam bu arada dediğiniz doğru. Hangi dediğim? İnsanın çocuğu olunca hayatının en zor ve en güzel dönemi başlıyor. Hadi götür yakışıklı annesini. Teşekkür etsem az. Bu yaptığınızı hiçbir zaman unutmayacağım. Dünya üzerinde büyük insan toplulukları vardır. Örneğin ülkemizde yaşayan insanların tümü bir topluluktur. Bunun en küçük yapısına çekirdek aile denir. Öğretmenim, çekirdek aile ne demek? Anne, baba ve çocuklardan oluşan küçük yapıya çekirdek aile deriz. Öğretmenim, peki anneanne, dede, yenge, dayı, onlardan oluşan aileye ne deriz? Ona aile denmez ki kızım. Oldu o zaman hepsini sayalım. Hala, amca, enişte, yenge. Evet, dağıtmayın konuyu. Zehra, sen misin kızım?
Benim. Anne uğraşma ömrümün kıyafetleriyle, ben ütülerim. Ağlamış mı? Zehra. Kızım. Öğle yemeği götüreceğim diye çıktın, perperişan döndün. Ne bu halin? Yok, başım ağrıyor biraz baba. Yat o zaman istersen. Yok, ömrümü alacağım, çıkışına gideceğim. Söz verdim ona. Zehra. Sende bir şey var. Anlatsana bana. Ömrümü kaybediyorum baba. Ne demek ömrümü kaybediyorum? Nesi var ömrümün? Yok, öyle değil, öyle değil. Her gün kayıp gidiyor avuçlarımdan. Cem, Uğur'un eski arkadaşı diye ona kıyamıyor. O psikolog kadını da kendi yanına çekmiş zaten Uğur. Gizli gizli ömrümü içiriyorlar. Sakinleş önce. Şimdi tek tek ta başından anlat bana. Hadi. Ya baba anlatırım anlatırım ama tek laf etmeyeceksin. Ama kızım demeyeceksin. Tamam mı? Zaten canım burnunda. Tamam, söz. Ama ağlama artık. Ömrümün okuldaki meslek tanıtımına Cem katılmamış. Uğur gitmiş meğer. İzin vermiş ona. Bir de bizden saklamış. Tamamdır. Detaylar için zaten daha sonra tekrar görüşürüz. Teşekkürler. Yonca Hanım, siz de bir ara danışsanız iyi olur. Peki gözükmüyorsunuz. Teşekkür ederim. Hay maşallah, ekibe bak be. Barışmadılar mı diyorsun yani? Ya büyüyünce barışırlar da Abdo. Kaybeden tüm teçhizatı temizler. Tamam ulan. Ay geçmiş olsun aslanlar. Eyvallah kumandan. Haberleri iyidir inşallah. İyi güzel. Kazazede'nin oğlu oldu. Oh. Maşallah. Adını da Uğur koydu Seyran. Adıyla yaşasın. Amin. Onları İlker'in de olama Çaylak. İyi gelsin, kendi alsın o zaman. Ya siz bırakın aslanlar, Abdo toplar ya. Malzemeleri de temizleyecekmiş, içinden gelmiş. Ha. Ne yaptın lan? Asayiş Berkemaş. Çözecekler kumanda. Aa, bunu da al, dur dur. Hah. Haydi bakalım. Kumandan, annem yolda da otogara gidecektim. Sabah söylemiştim. İyi git hadi bakalım. Benden de selam söyle. Aleykümselam. Kumandan, ben de okul çıkışına. Oğlum sen ne dikiliyorsun? Hadi git elini yüzünü yıka. Şu hareketlere bak, tavırlara bak. Artist, artist.
Yonca Hanım. Sizi arıyordum ben de. Buyurun. Ben anlamıyorum Yonca Hanım. Hapishane savcısıyla konuştum. Verdiğiniz ifadeyi de okudum. Maktulü merak ettiğim için gittiğinizi söylemişsiniz. Evet. Çünkü aynen öyle oldu. Yonca Hanım, çok fazla şaibe olmaya başladı. Adam burada danışmanınız tarafından darp edildi. Sonra kalktınız, hiç üstünüze vazife değilken adamı görmeye gittiniz. Ve ne hikmettir ki bu adam sizinle görüşürken öldü. Şu anda ben de sizinle ima ettiğinizi anlamıyorum. İma etmiyorum, doğrudan söylüyorum. Belki de benim kararımı sorgulamak için gittiniz oraya. Adamın vücudunda yanıklar olduğunu söylemiştiniz. Size araştırmaya gerek olmadığını çok net bir biçimde belirtmiştim. Asla. Asla böyle bir hadsizlik değildi amacım. O zaman şu danışanınız, neydi adı? Uğur Bey. Ya da bir sebepten ona yardım etmek istediniz. Ne münasebet Mustafa Bey. Siz beni çok yanlış değerlendirmişsiniz. O zaman doğru davran. Ben de sizi ona göre değerlendireyim Yonca. Sensin Bit. Görüşürüz o zaman. Hoşça kalın. Hadi gel kızım. Biraz konuşalım mı? Bak ben biraz önce bir şey gördüm ama hiç güzel değildi. Ama ilk önce o başlattı. Bit dedi bana. Ama yine de arkadaşlara vurulmaz. Hele senin gibi bir delikanlı. Kızlara asla ama asla vurmaz. Vurmamalı. Yoksa dünya kapkaranlık bir yer olur. Yakışıklı. Unutma bunu, tamam mı? Anlaştık. Çak bakalım. Aferin sana yakışıklı. Yonca. Sadece baktım, hiç yanına bile gitmedim. Konuşmamız lazım. Ne bu şimdi? Adrese teslim hareketi. Başkasına emanet edemezdim. Abi ne bu böyle üstü kapalı konuşmalar filan? Ne oluyor yani? Verdim ifademi. Görüntüleri de teslim ettim. Mazlum paketlediler. İfadesini verdikten sonra tıkacaklar içeri. Bitti gitti.
Sadece uzaktan bakıyorum. Ömrüm farkında bile değil. Hiç yaklaşmadım. Ya vallahi diyorum bak bu kadar kızacak bir şey yok. Seninle mesaimizin uzun olacağını biliyordum da. Bu kadarını tahmin etmemiştim. Hayda. Evladına uzaktan bile bakamamak. Ne demek hiç düşündün mü? Ha? Eğer bir gün kucaklama ihtimalin varsa... ...bütün seçenekleri yok etmeden önce o ihtimale sarılmalısın. Uy, karın öldü. Ama sen hayattasın. Senin bir kızın var. Ve sizin birbirinize ihtiyacınız var. Ben bu süreçte yanında olmaya niyetliyim ama böyle olmaz. Sonuçlarını düşünmeden koşuyorsun. Can yakıyorsun. Bir şey olmuş. Oldum. Bugün tufan arıcı gözlerimin önünde can çekişerek öldüm. Bayılıyorum yüksekte olmaya. Her şeye tepeden bakıyorsun. Manzara nefis değil mi? Biliyor musun Orhan? İnsan fazlasını isteyince ihtiyaç yerini hırsa bırakıyor. Büyük aptallık. Ve vitesi hırsa takınca da düşüş başlıyor. Mesela bu yükseklikten düşmek baş döndürücü olmalı. Haksız mıyım baksana? Aa Orhan, insan istikbaline bakmaz mı? Bak, hadi. Bak Orhan. Bak. Bak Orhan. İnsan fena oluyor değil mi? Üstelik düşüş zannedildiği kadar yavaş olmuyor. Tadını çıkaramıyorsun. Düşüyorum demeye kalmadan çakılıyorsun yere. Emre, buradan düşmek ne kadar sürer? Vallahi ağırlık etkiliyor. Ama ortalama bir 9 saniye sürer. Ve 9 saniye içinde basınç farkı yüzünden kulak zarların patlıyor, akciğerin patlıyor, korkunç. Kimsenin başına gelsin istemem. Ben anladım seni Yavuz. Tamam. Bana kaybettirdiğin paranın büyüklüğünü ve yaşattığın acının farkındasın yani. Daha kaybettiğimiz bir şey yok. Yok mu Orhan? Yok mu? Eğer sen açgözlük edip malları boşaltmamış olsaydın olmayabilirdi ama şimdi bence var. Göreceksin. Ayarladım her şeyi. Bekçinin üstüne kalacak hepsi. Eğer o itfaiyecinin ifadesi yüzünden bekçiyi serbest bırakırlarsa işin ucu bize dokunur. Hem de büyük dokunur Orhan. O zaman kaçacak delik ara. İlk kucakla karısının yanına yollayın. Benden haber almadan dönmeyecek. Tufan'ı neden görmek istedin ki? Çünkü sorumluluğum altındayken yaşamaması gereken şeyler yaşadım. Sağlığını merak ettin yani. Yapmayınca. Sen bana inandın. Emin olmak istedin. Birileri de konuşmasın diye o adamı öldürdü. Bilemezsin. Tamam. Sen söyle o zaman. Nasıl öldü? Ha? Ne oldu? Konuşmak istemiyorum. İstemezsin çünkü ben haklıyım. Hayır. Çünkü her anlattığımda her saniyesini tekrar tekrar yaşıyorum. Ya bugün diyorum. Adamın biri gözlerimin önünde öldü. Aramızda bir metre bile yoktu. Son nefesini verdi adam. Her saniyesi gözümün önünde ya. Her saniyesi. Korkunçtu. Ve ben bununla baş edemiyorum. Anladın mı? Baş edemiyorum. Ya
önce. İyi misin Yonca? Yonca, al uyudum su için. Hadi. Üzgünüm. Gerçekten sana bunları yaşattığım için üzgünüm. Ama yaşadım. Geri alamayız. Tek yapabileceğimiz bunu sonlandırmak. O da yarınki otopsi raporuyla olacak. Ne çıkacağını ikimiz de biliyoruz. Fal bakmayı bıraksak mı artık? Ben gerçekten yoruldum. İzmir. Sen ver onları bana. Şuradan biraz maydanoz topla oğlum. Tamam anneciğim. Hoş geldiniz. Ne haber? Hayırdır, erkencisin bugün? Karakolda bir işim vardı. Erken bitince eve geleyim. Ailemle vakit geçireyim dedim. Demese miydim? Geçir canım ailenle vakit, bana ne? Anne ben yemeyeceğim. Biraz başım ağrıyor, yatacağım direkt. Kızım ver onları bana sen. Hı, çıkar. Çantanı da ver. Bıcırık, ne oldu ya? Zehra anneme yakalandık. Vallahi ben bir şey demedim. Aramızda sır diye söz vermiştik ya. Sözümü tuttum. Ama öğretmenim Zehra anneme her şeyi anlatmış. Babamın geldiğini, bize itfaiyecilik anlattığını. Tamam sen üzülme. Hallederiz biz, tamam mı? Yavrum sen okuldan geldin. Hadi bir elini yüzünü yıka önce. Hadi canım benim. Oğlum. Ben karı koca arasına girmem. Ama kız haklı. Sen git bir gönlünü al istersen. Biraz sakinleşsin. Saklanma, gel. Hep anlıyorsun. Anneler anlar. Sen de benim kuzumsan, ben seni ayak sesinden bile tanırım. Çok mu ağrıyor? Ben dayıma söylerim. İlaç getirir. İlaç geçirmez. Ne geçirir? Pamuğumu öperse bütün üzüntüler gider. Ağrılar da kaçar gider. Sakın üzülme, tamam mı? Kimse üzülmesin istiyorum ben Zehra anne. Çünkü üzülmek çok kötü bir şey. Of, gel buraya gel. Allah'ım sen bizi ayırma. Benim hanım çiçekleri tohumdan yetiştirir. Bir iki haftayı olur papatyalar. İster misin? Olur. Hepsini getirir, eliyle diker hatta. Eksik olmasın. Çok selam söyle, hayırlı işler. Sağ ol abi. Bir ihtiyaç varsa evde el atarız. Hallediyorum ben, sağ ol.
Uğur. Yakında çiçek bahçesine çevireceksin evi. Uğraşıyorum be Hicran abla. İçim acıyor vallahi sizi böyle gördükçe. Sen bir yanda, evladın bir yanda. Allah gönlüne göre versin de zor bir oğlum. Sonunda kavuşmak olunca dayanıyor insan. Hem sayılı gün çabuk geçer abla. Sen merak etme, ben hallediyorum her şeyi. Çabalıyorsun görüyorum da. Yine senin kucağın boş kalacak sonunda. Niye boş kalsın ki? Alacağım ben kızımı. Sanki Zehra'yı bilmiyormuş gibi. Ne çetin cevizdir bilmez misin o? Öyle yaptı, böyle yaptı. Allem etti, kallem etti, aldı kızı elinden. Daha da vermez korkarım. Verecek, verecek. Ancak kendi çocuğunu doğurursa. Ya gerçi o zaman bile zor da. Çok bağlandı senin kızdan. Bir mahalle dolusu kadın dil döktük. Yine de Nuh diyor peygamber demiyor. Ayşe sabah akşam laflarıyla dövüyor. Yine de doymuyor. Üzülüyorum vallahi. Ablam, benim kızım yuvasına dönecek. İşte o zaman evimde çiçek bahçesi olacak. Sen herkese aynen böyle söyle, tamam? Üzülmesin kimse. Annem, yine köyü taşımışsın İstanbul'a. Vallahi hareket edemiyoruz. Aman 3-5 bir şey yaptım oğlum. Daha bu ne ki? Ya apar topar çağırdın beni. Elim ayağım birbirine girdi, yetiştiremedim. Tüh ya, vallahi yetmez mi? Affedersin. Aa sus, dalga geçme. Sen esas söyle bakayım, neymiş sürprizi? Onu telefonda söylemem diye tutturdum. Ay öldüm meraktan. Hayırlı bir iş için anneciğim. Ay yoksa? Bana bak, dalga geçiyorsan seni gebertirim. Böyle şeyle alay edilmez. Biz Menekşe'yle evlenmeye karar verdik. Deme! Vallahi dedim. Al! Oh, İlker çok sevindim. Çok sevindim. Oh be! Çok şükür. Allah'a bak ya, evet. Ay yavrum. Bence de hoş geldin, bence de. Öf, ben bu neyini yaktın? Oğlum bir yavaş. Ne bileyim bekleme yapacağını. Oba, tahmin etmeliydim ama. Annem, bu kez kaç kilo? Bir, iki daha geliyor. Annem yeter. Gerçekten gözümü açamıyorum acıdan ya. Şşt lan. Hı. Nesi var bunun bugün? Artık tatbikat sırası sende kumandan. Lan. Yani Ayşen var ya, yine yemin etmişsin, hepimizi ağlatacaksın. Ben içi içine ağlıyorum. Siz de ağlayın. Ya ne oldu, ne yaptık ki şimdi ya? Sen çok iyi biliyorsun ne yaptığını. Ne zaman çekildi bu kredi? Ya bak gözünü seveyim Ayşem, sallayıp durma şunu, bir kaza çıkacak ya. Lafı değiştirme kumandan. Ben eve böyle bir paranın girdiğini hatırlamıyorum. Şimdi bana hemen söylüyorsun. Bu kredi ne zaman çekildi? Ne için çekildi? Ya bir arkadaşım için çektim. Kimmiş o arkadaş? Ya hesap mı soruyorsun Ayşe? Hiç yakışıyor mu sana? Allah Allah. Kim o arkadaş? Yahu kim olacak? Halil. Rica etti çocuk. Çektim verdim. Allah Allah. Ne yapacakmış o kadar parayı? İç fayda yatıyor kalkıyor orada yiyor içiyor. Yahu ben ne bileyim. Benim ne üstüme vazife. Dediğim gibi rica etti çocuk. Çektim verdim. Sen mi ödüyordun? Yahu ne alakası var? Ödüyordu adam. Yalnız bu ara biraz eli sıkışmış. Söylemişti bana. Hem zaten bankaya gideceğiz, konuşacağız, yapılandıracağız, taksitlendirecekler. İşte ödeyecek zaten ya. Bunun altından bir şey çıkarsa var ya Tolga. Yahu ne çıkacak, ne umuyorsun? Yavrularımın rızkını Halil olsa da başkasına yedirmem. Ya yeter artık, sündürme Ayşe. Şu kapıdan içeri icracılar girerse yemin ederim terk ederim seni Tolga. Hasbinallah. Adalet teyzeciğim, hoş geldin. Ay, tut bakayım şunu. Hoş buldum kızım. El efendilerin çok olsun. Bol bol size de versin Allah. Anne.
iyi gördüm size. İyi miyim? Çok iyiyim. Bugün bir soluklanayım. Yarın size de uğrayacağım. Ayşe ile de hem biraz konuşuruz. Ben içeri geçeyim. Siz de konuşursunuz. Ver, ver onu da. Ne anlattın annene ya? Son dönemde küresel ısınma artıyormuş da. Gene anlatacağım kızım. Bizi anlat. Evleneceğiz dedim. Ya. Hmm. Bir dakika, bir dakika. Annen o yüzden mi size gideceğim dedi? Evet. Yani önce annenin evine gidip onun ağzını yoklayacakmış. İyi de niye ki? Gerek yok böyle bir şeye. Ya ne bileyim kızım. Usul böyleymiş. Yani tam olarak bu cümleyi kurdu. Ya yapma. Görecek şimdi. Hadi ben kaçtım. Başının ağrıdığına hiçbirimiz inanmadığımıza göre açsındır herhalde. Dalga geçmenin sırası değil Cem. Dalga geçmiyorum. Söylediğin şeyin manasızlığını anlatmaya çalışıyorum sadece. Manasız mı? Senin yaptığın çok mu manalı? O adamla birlik olup benim arkamdan iş çevirdin ya. Neden söylemedin bana okula geldiğini? Ya hayatım çünkü böyle tepki vereceğini biliyordum yani. Yani müsaade edersen anlatacağım. Ömrümün o adamla mutlu olmayacağını sen de biliyorsun. Nasıl böyle bir şeye izin verirsin ya? Ya izin vermedim. Mecbur kaldım diyelim. İnanamıyorum ya, şaka gibi gerçekten. Şaka değil tamam mı? Ciddi bir tarafı var. Uğur onun babası. Bazı şeylere bir yere kadar engel olabiliyorsun. Onu elimizden alırsa ne yapacağız diye düşündün mü Cem bunları? Zehra onu elimizden falan alamaz tamam mı? Araştırdık herhalde. Tuttuğum ev dediği yer var ya, harabenin önde gideni. Değil oradan ömrüme yuva olması, oraya yatak bile atamaz. Akıl var, mantık var ya. Ya sen merak etme. Ben yeğenimi sefaletin içinde yaşatır mıyım? Merak etme. Bu duvara bir Bedir Rahmi Eyüboğlu tablosu yakışmaz mı? He? Yonca. İyi misin? Bak bakayım bana. Ne oldu? Abi.
Senin yanında hiçbiri öldü mü? Hayır. Hiç öyle bir şey olmadı çok şükür. Neden sordun? Ben bugün yaşadım bunu. Nerede? Nasıl? Tufan Arıcı diye bir adam vardı. Cezaevinde görüşmek zorunda kaldım. Adam gözümün önünde hayatını kaybetti. Tamam. Yok bir şey. Geçti gitti. Emre mi o? Evet, Emre'dir. Sen içeride kal. Benim Emre'yle iş konuşmam gerekiyor. Oradan da eve geçelim, olur mu? Üstünde durma. Unut gitsin. Bu senin için çok fazla. Kendine dikkat edeceksin, anlaştık mı? İşini bahane ederek gelmedi değil mi? Yok. İçeride. Ama gelmemiş olsaydı bile tek kelime edemezdi. Bir şey mi oldu? Senin kundakçın onun gözleri önünde ölmüş. Nasıl ya? Ne alaka? Kız işini yapıyordu Emre. Asıl sen nasıl işini yapamadın? Neden tam araştırmadın? Akıttığın suyu takip edeceksin. Ortadan kaldırdığın adamın yanında kim var, kiminle konuşuyor nasıl bilmezsin? Bileceksin Emre. İşin için daha önemlisi nişanlın yani benim kız kardeşim için bileceksin. Tamam anladım. Peki ne biliyor? Hiçbir şey ama üzülmüş, korkmuş. Yarın otopsi raporunda zehirlendiği çıkarsa daha çok korkacak. Öl. O adam benim kardeşimin yanında öldü. Soruşturmada Yonca'nın adı geçmeyecek. Adli tıpta adamımız var. Halledeceğim. Üzgün bir kalp varmış burada. Üzgün ve bir günde 5 yıl yaşlanmış. Biliyorum sevgilim. Abin söyledi. Gerçekten çok kötü bir şey yaşamışsın. Böyle zamanlarda yanında olamayınca kendimi çok çaresiz hissediyorum. Bundan bahsetmesek. Başka şeyler konuşalım. Tamam aşkım. Şöyle önce toprağını koyalım. Evet. Hadi koy bakalım yuvasına. Papatya bu şimdi? Eda açmamış bu. Önce dikeceğiz. Sonra güzel güzel bakacağız.
Sonra tomurcuk verecek. Ve en sonunda da açacak. Beklemeyelim. Hemen açsa olmaz mı masallardaki gibi? Biz ekelim. Ona iyi bakalım. O bizi bekletmez. Bizi bekletme, tamam mı? Tamam dedi, tamam dedi. Ya. Hadi gel suyunu koyalım. Aferin sana. Gel bakalım. Bip. Bip bip. Az kaldı, bir adım daha. Bir adım daha. Hop. Aferin daha. Sana. Bir adım daha. Hop. 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 Aferin benim güzeller güzeli kızıma. Düşmem değil mi? Asla. Ben ona izin verir miyim babam? Hadi. Bir adım daha bakayım prenses. Bir daha. Aferin sana. Basamam, çimlere basamam. Neden? Çünkü ağlar çimler. Karıncalar ezilir. Yavruları üzülür. Basamam. Başka daha koy, hadi. Ama başka kalmadı ki. Hadi basacaksın, geleceksin. Yapamam baba. Baba gitme, yardım et baba. Baba. Baba gitme, yardım et baba. Baba. Baba? Baba! 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 Baba neredesin baba? Baba! Ömrüm kızım. Ne oldu? İyi misin? Ben kötü bir rüya gördüm. Rüya değildir, o kabustur. Of, hepimizin kabusu aynı. Ben su vereyim sana, dur. Ay, su bitmiş. Ben getiririm, ben getiririm. Tamam. Hı. Su getireyim, sonra da beraber uyuruz, tamam mı dayıcığım? Oy, sarılırım ben kuzuma. Oh, bir daha sana musallat olmaz o, tamam mı? Merak etme. Of, of, of. Adalet teyzem, sen çok yaşa diyorum, başka bir şey diyemiyorum. Bu ne ya? Çok selam söyledi abicim. Sağ olsun. Aslında daha kalacaktı da ben biraz erken çağırdım. Sebep? Hayırlı bir iş için diyelim. Tahmin ettiğim gibi değil mi lan? Menekşe ha? Evet abi. E tabii Murat da öğrendi. O yüzden savuruyor yumrukları. Hiç sorma abi ya. Takıldı sizin mevzuya yok. Bizim mevzu? Hangi mevzu? Günaydın İlker. Sağ olasın abicim. Buyur gel. Afiyet olsun ya. Üstümü değiştireceğim. Sen yoluna devam et aslanım. Ayağınıza taş değmesin. Tarih her zaman teker üretmez. Eyvallah. Kumandan içeride mi? Yok abi, daha gelmedi. Benim biraz işim var İlker. Birkaç saat gelemeyeceğim. Sen haber verirsin. Tamam abi, sıkıntı yok.
Anne şarj aletimi gördün mü? Bulamıyorum. Çantana bak. Aradığın ne varsa orada çıkıyor genelde. İnanmıyorum ya. Gerçek mi o? Ne gerçek mi? Çantanda sakladığın kolye. Anne. Ay ne kadar güzel. Kız, ilk maaşımı aldım da bunu gömdüm deme. Gerçi maaşın yetmez senin bunu almaya ama. Nereden buldun bunu? Benim değil. E ne işi var o zaman çantanda? Babanın evini ziyarete mi getirdin? Furkan Bey koymuş sanırım. Anne, bak sakın bir şey söyleme, zaten iade edeceğim. Aman tamam be. Adalet teyze dönmüş. Aa, niye ki erkenden? Bilmem, bugün uğrayacaktı sana, konuşursunuz. Ay ne işi varmış gezmelerde? Otursun evini toplasın, bir dinlensin. Hadi kaçtım ben. Canım kızım. Hayırlı işler, güzel kızım benim. Canım benim. Allah getirenden de yapandan da razı olsun. Bana bak, adalete selamımı söyle ya. Arada gelsin, görünsün, bir yüzünü görelim. Tabii tabii. Gelecek inşallah kumanda. Hadi inşallah. Abdo, nereden böyle? Karabaşın aşılarını yaptırdım. Ya iyi yaptırmışsın Abdo, iyi yaptırmışsın. Sevaptır. Madem bakıyoruz, hakkını verelim. Vay koçum benim be. E söyleseydin daha. Benim evdeki sürüyü de katardın peşine. Hepsini birlikte götürürdün Baytar'a ya. Tövbe estağfurullah. Deme çocuklara şöyle ya. Yalan mı kumandan ya? Malımı biliyorum da konuşuyorum da hoş. İkametgah yangını. Küçük Armutlu Kurtçebe Sokak numara 46 içinde vatandaş olduğu bilgisi verildi. Cem, İlker'le Bedri'yi de al. Sen ne bakıyorsun oğlum? Hadi geç içeri, elini yüzünü yıka. Ya haydi. Artist. Ay karabaş. Ne yapıyorsun lan? Tahmin etmiştim. Ama keşke beni yanıltsaydın. Sorsam söylemeyecektin sonucu. Kesin karar vermeden bir deneseydim. Öğrenmem gerekiyordu önce. Bekleyemezdim. Ama bence sen hiç girme. Karışma yani. Konuyu kapatmak için bunu yapmam lazım. Ayrıca başını tekrar belaya sokmana izin veremem. Sonuçları bana dokunuyor. İcray. Günaydın. Günaydın. Ya telefonda bahsetmiştim. Tufan Arıcı'nın toksikoloji raporu çıktı mı? Özgür ilgileniyor onunla. Ben bir sorayım. Ya sen dur. Zahmet etme. Ben hallederim. Özgür biraz terstir. Bir artık çıkmasın şimdi. Geliyorum ben. Nereye? Bir arkadaşı gördüm de. Tamam. Nişanlı mı? Kim? Aa hayır, değil. Tamamdır teyze, biraz bekle. Ben sana yardımcı olacağım.
Başın sağ olsun annem. Dostlar sağ olsun oğlum. Cenazemi almaya geldim. Verecekler oğlum bana. Yalnız mı geldin? Yardıma ihtiyacın var mı? Eksik olma oğlum. Çalıştığı yerdekiler yardım ediyorlar. Mezar içinde para verdiler. Çalıştığı yer kebapçıdan mı? Şeref Bey, Allah razı olsun ondan. Çok ilgilendi, çok. Elim üstünde. Merak etme anacığım. Sen bize Tufan'ın emanetisin. Teyzeciğim, işlemlerim bitti. Gel benimle beraber cenazeni teslim edelim. Allah sabır versin. Evladını kaybeden cümle adamları. Bitti. Her şey bitti. Konu tamamen kapandı artık. Ya affedersin. Ya böyle bir durumda sevinilmez. Ama ben bayağı bir rahatladım. Mutlu oldum. Zehirlenmemiş, kalp krizi geçirmiş. Yani cinayet yok, doğal ölüm. Tabii tabii. Doğal. Her şey tıkırında. Ne demek o? Uğur! Uğur bekle! Sen raporu şaibeli buldun. Öyle bir şey demedim. Numara yaptım. İnanmadın işte. Ama burası çok ciddi bir kurum. Burada çalışanlar da işlerinde en iyileri. Hata yapmalarının imkanı yok. Yonca, doğru diyorsan doğrudur. Haklısın, tamam mı? Her şey için sağ ol. Görüşürüz. Nereye gidiyorsun? Karargah mı, eve mi? Bir iki işim var. Halledip kararı gel geçeceğim. Uğur! Bir adım atmadan önce kızını düşün. Ömrümü düşün, olur mu? Hiç aklımdan çıkmıyor. Her şey onun için. Her şey. Yıldız 4, Yıldız Merkez. Olay yerine seyir halindeyiz. Tamam. Anlaşıldı. Tamam. Kumandan, elektrik kaçağından olabilir.
öldüm mü? Siz ahiretten mi geldiniz? Evi yaktı bu sefer. Vallahi evi yaktı. Kim yaktı babacığım? O. Karım, benden önce ölünce zoruna gitti. Evden ayrılmıyor. Başta kapıları falan çarpardı. Elektrikler kesilirdi. Şimdi habire yangın çıkarmalara başladı. Bu ay üçüncü. Beni yanına almadan rahat vermeyecek bu kadın bana. İlker, çıkaralım efendi. Anlaşıldı. Fazla varsa bir tane yangın tüpü rica edebilir miyim? Tamam babacığım, tamam hallederiz ama senin önce bir nabzına baktıralım, gel. Benimki bitti de. Tamam babacığım, o iş bende, merak etme. Bak işim var. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kardeş bir çay ver ya. Üf. Ay. Geçmiş olsun ya. Eyvallah, sağ olasın. Sağ ol. İşleri can. Hı. Ne olmuş, artmış galiba vakalar bu ara mahallede. Yok, mahallede arttığı falan yok. Hep bu adamın evinde. Yaşlandı, kafası gitti. En sonunda yakacak bütün mahalleyi. Şikayet edeceğiz zaten. Ben şimdi konuştum amcayla. Hem amcanın sağlığı için hem mahallenin sağlığı için bir yere kapatılması lazım. Aynen öyle. Böyle rapor mapor, belge melge bir şey ihtiyacınız olursa hallederim canım. Alayım. Kardeş, aslında çok yorur ya. Hah, anladım. Önceki yangınlar küçük diye itfaiye gelmedi. Hani sen bize şöyle ayarlarsan, rapor falan yani. Senin masrafların neyse karşılarız biz de. Tabii ya, anlaşırız ya bence. Anlaşırız, anlaşırız. Hı. Evet, güzel abi. Mahallenin güzel yerinde. Ha? Mahalle kentsel dönüşüme girdi. Amcam bir türlü giremedi. İnat, inat. Emlakçılık var mı sizde? Alsat yapıyor musunuz? Vallahi asıl işimiz bu değil ama yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yardımcı oluyoruz. Güzel. Yardımcı oluyoruz. Güzel. Peki bir şey soracağım. Şimdi mesela bu amca bu binadan çıktı. Ne oluyor? Vakfa ait orası. Hiç kimseye faydası olmaz. Ha, ama önce ilk kim girecek? Kim ucuza girecek? 50 sene mi yaptı? Yardımcı sene oluruz. Siz işinizi biliyorsunuz ya. Ya bak, çevireceğim yanına ispirto koymuşsunuz oğlum. Yapmayın böyle. Yanarsınız. Bir de gelip sonra sizi söndürmeyelim. Değil mi? Kardeş, sen bize bir şey mi diyeceksin? Kardeş, ben size üç şey diyeceğim. Bir daha bu amcanın başına bir şey gelirse,
Mesela arka bahçesinde yangın çıkarsa ya da bir taş yolunu kaybedip penceresinden içeri girerse itfaiye size dava açar. Anladın? Bak oraya. Görüyor musun? Onlar da şahitlerimiz. 25 tane de avukatımız var. Sizi bir güzel süründürürüz. İki, ben bu kadar bürokrasiyi beklemem. Bacaklarınızı kırarım. Temiz kırarım. Üç, eğer işleri büyütmek istiyorsanız çaydan başlayın. Oğlum bu nedir ya? Bu insana verilir mi ya? Kendinizi olaylara vermiyorsunuz. Hadi eyvallah. Kumandan hayırdır ya, bir sıkıntı yok da. Yok bir sıkıntı ya, çay içtik. Geliyorum ben şimdi. Şefik amca. Sana bir haberim var. Karının hayaletiyle konuştum. Bir daha gelmeyecekmiş. Hiç mi gelmeyecekmiş? Hiç gelmeyecekmiş. Ama ben özlerim. Devrem, nasılsın? Eyvallah. Annen nasıl? Kendi derdimize düştük, evdekileri unuttuk. İyi iyi, Türk gibi. Hala umutsuzca gelin arıyor kendime. Neyse, dinliyorum abi. Devrem. Bak bu kebapçıda bir şeyler dönüyor. Sahibi Şeref, kimlerle takılıyor? Karanlık tiplerle bağlantısı var mı, öğrenmem gerek. Organizedeki arkadaşlara sorarım da. Sen niye? Tufan Arıcı. Orada çalışıyormuş. Gidip bir iki soru sordum. Şeref atıp tuttu. Yok bana da borcu var. Yok nerede olduğunu bilmiyorum. Bulursan haber ver falan filan. E'si dün Tufan hapishanede indirmişler. Cenaze masraflarını da Şeref karşılıyormuş. Sağ olsun mezarını bile satın almış. Devrem, bence ipin ucunu yakaladım. Şeref beni adım adım büyük başa götürecek. Kız! Gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. Gel. Gel bakayım. Oh, oh güzellik. Artık sen mi karşılıyorsun bizi ha? Aslanım benim. Geçmiş olsun aslanlar. Sağ ol kız. Sağ ol kumandan. Nedir durum? Vallahi sorma kumandan ya. İçimiz parçalandı ya. Eşyası kurtardığınız bilgisi geldi bana. Yanlış mı? Şefik amca iyi de hali perişandı. Yağmacı şerefsizler musallat olmuş adama. Evden çıkarmak istiyorlar. O da çıkmıyor. Kundaklamışlar evi. Şehir iyice zıvanadan çıktı. Nedir bu ya? Hayır yani bir de pişkin pişkin oturuyorlar kahvede. Poz veriyorlar ha. Etrafta ispirto şişeleri falan. Hani ne yani? Polise haber verdiniz mi? Verdim verdim. Bir iki gün alırlar içeri. Ha bir de iyi haberim var. Benim ifadeden sonra mazlumu serbest bırakmışlar. Hay yaşa ya. Sahip çıkmasak harcayacaklar garibanın hayatı. İyi hadi tamam. Gidin elinizi yüzünüzü yıkayın. Hadi ben alıp geleyim kızı. Bu arada markete de uğrarım. Bir şey lazım mı? Yok yok her şey var. Yemek de hazır zaten. Hadi. Yok baba sen dur. Ben alacağım dedim ya ömrümü. Ya dinlen evladım sen. Yok zaten benim başka halletmem gereken işler var. Eyvallah abla. Vallahi yalnızlık zor, yaşlılık daha zor be kumandan. Kim bilir eli ayağı tutarken nasıldı hayatı Şefik amca? Birini mi ayarlasak acaba böyle uğrasa her gün? Yemek yapar, ses olur. İyice sorup soruşturalım da kim kimsesi var mı yok mu? Belki bir akrabası vardır da yardımcı olur Şefik amca ya. O iş bende. Sağa sola bir baktırırım. Olmadı, biz sahip çıkacağız. Yapacak bir şey yok. Ben de bizim köyün derneğine bir sorarım. Bir yardım çıkartırız. Maaşlar yatınca biz de aramızda bir şeyler toplarız da kumandan. Toplarız tabii. Ben dedim de
Kumandan el atarsa Şefik amcaya bu iş hallolur dedim. Adamsın kumandan. Eyvallah. Ya bu bizim dövüş horozları nerede? İlker lazım bana. İlker üstünü başını değiştiriyordu. Murat da buralarda. İyi tamam. Bana bakın. Bakarak olun. Kapışmasınlar yine. Kız Zehra kız. Nereye gidiyorsun böyle koştur koştur? Okul çıkışın ama. Ha evet. Gecikmeyeyim ben. Konuşuruz sonra. Ne oldu sana? Canı sıkkın senin. Ne oldu? Yo her zamanki halim. Görüşürüz gidiyorum. Hayatım kusura bakma da ben anlarım Zehra. Dertli dertli bakıyorsun sen. Ay yoksa kontrole mi gittin? Ay düşük mü yine? Allah korusun Ayşe. Daha gitmedim. 2 gün sonra kontrol olacak. Test yapacaklar. Hamile miyim değil miyim anlaşılacak. Hadi. Ay, kusura bakma ne olur. Sen geçen gün hamileyim falan deyince ben de öyle. İnşallah hayırlı haberler getirsin canım. Allah isteyen herkese nasip etsin. Kimsenin kucağı boş kalmasın. Amin amin. Tamam. Hadi ben gecikmeyeyim ömrüme. Hayatım bak. Ben senin için söylüyorum. İlk zamanlar biliyorsun çok tehlikeli. Bu kadar yorma kendini. Biliyorum. Merak etme Ayşe'cim. Biliyorum. Görüşürüz. Bak son bir şey daha senin için söylüyorum yine. Hiçbir şeye takma kafanı tamam mı? Can sıkıntısı, ağız dalaşı, stres, gürültü yok. Yani diyeceğim o ki teldeki kuş için karnındakinden olma Allah korusun. Ayşe'cim sen merak etme. Ben bütün kuşlara bakarım. Takma kafanı. Görüşürüz. Yılan. Yılan sen git buralara. İlker. O ne lan? Lan ne bakıyorsun öyle far görmüş tavşan gibi Allah Allah. Hepimizin başından geçti aslanım bunlar. Ben baban sayılırım anlat bakayım. Kumandan. Birden böyle şey olunca şey oldu. Tabii oğlum o şey olunca şey olur. Bir bakarsın aile olmuşsun. Bir bakarsın yaşlanmışsın. Çocukların olmuş, daha yaşlanmışsın, torunların olmuş. Bu yüzük falan, bayağı ciddisiniz galiba. İnşallah, inşallah. Allah'ın izniyle. Tanıyor muyuz gelin hanımı? Ha? Vay be! Lan sen o kadar büyüdün mü? Düğününü yapacağız bir de. Bana bak, gelin hanımla düğünde tanışmayacağız inşallah. Yok öyle olur mu Tolga abi? Kumandan yani kumandanım. En kısa zamanda inşallah. Hadi bakalım bir tanışalım tabii ya bir hasbihal edelim. Bana bak bir şey ihtiyacın olursa çekinme söyle. Baban sayılırım seni. Tabii tamam. Vay benim koçum be. Allah mesut etsin. Darısı Murat'la Menekşe'nin başına. Amin. Amin. Bana bak nöbetleri yazıyorum. Odama gel. Damat! Damat! Dinliyorum İskender. İtfaiyecinin ifadesiyle mazlumu serbest bırakmışlar. Furkan Bey ben çıkıyorum. Bir şey soracağım. Ne zaman döküleceksin acaba? Anlamadım Furkan Bey. Oho ya bu artık tribi de açtı. Kendi zekanı hakaret ediyorsun. Bütün gün buz yaptın bana sebebi ne diyorum? Buz yapmayıp ne yapsaydın Furkan Bey? İstemediğim bir hediyeyi çantama kadar koymuşsunuz. Normal değil mi tavrım? Menekşe bak. Yok Furkan Bey ben sizi çok dinledim. Ama siz beni bir defa bile dinleme zahmetine girmediniz. Hatta şimdi veriyorum kolyeyi. Bir daha da lütfen bu konuyu konuşmayalım. Buradaydı.
Çantamdaydı. Gerçekten çantamdaydı. Evde düşürdüm herhalde. Yarın getireceğim. Tamam, sorun değil. Ne zaman istersen. Aramızdaki buzlar eriyecekse ben okuyayım. Biri geldi demiştin. Nesi oluyormuş Menekşe'nin? Ha, abisiydi galiba Yavuz Bey. Niye gelmiş? Sizinle tanışmak için. Kız geliyor gidiyor ya. Kimsiniz, necisiniz merak etmişler herhalde. Bakiye tamam. Sen mutfağa geçebilirsin artık. Peki Gönül Hanım. Menekşe. Yavuz. Ne yapıyorsun yine? Ya kız güzelce işini yapıyor. Niye rahatsız ediyorsun? Bir rahat bırak artık. Müsaade eder misin Gönül? Senden rapor istedim, vermedin. Hatta bana tavır koydun. Kovmayı denedim, eşim veto etti. Ben de artık teslim oldum. Furkan'daki gelişmeyi görünce dedim ki kendime, Yavuz, bükemediğin bileği öpeceksin. Anlamadım Yavuz Bey. Anlamayacak bir şey yok. Oğluma iyi geliyorsun ve ben de bunun için sana teşekkür etmek istiyorum. Rica ederim, bu benim işim. Galiba ailen seni merak etmiş. Hatta abim kapıya kadar gelmiş. Yok, abim saat... Sorun değil. Ben de olsam kızımı kimlere teslim ettim merak ederdim. Gerçi bir kızım yok ama dünya kadar değerli bir kız kardeşim var. O yüzden ailenin merakını da anlayabiliyorum. Şöyle yapalım mı? Gelsinler. Soframızda ağırlayalım, tanışalım. Hatta ben Gönül'e söyleyeyim, bu hafta sonunu ayarlayalım. Ne dersin? Anlaştık. Hoş geldin Adaletciğim. Hoş buldum. Ay geçsene içeri. Şaşırdım kaldım vallahi. Ne zaman döndün sen? Dün. Biberli ekmek getirdim. Menekşe çok sever. Ya sever. Zahmet ettin. Aynı benim İlker. Her gün önüne koy, 5 öğün yer. Hayatım, gençlerin işine akıl sır ermez. Sen geç otur, ben şunu mutfağa koyayım, geliyorum. Çayın var, içer misin? Ha, içerim ama bir bardak. Fazlası içimi yakıyor. Oldu. Ömrümcüğüm, gel içeride bekle canım. Biz de evinizi arayalım, nerede kalmış bakalım sizinkiler. Ömrüm. Kızım, benimle gelmek ister misin? Emin misiniz Uğur Bey?
Haberleri var mı? Yani bir şey olmuş ki gelemediler. Ben haber veririm. Hadi o zaman. Eğmişim de. Gel. İyi günler. Bayram geçireceğim demiştin. Erken dönmüşsün. Niyetim oydu. Ama İlker arayıp da hayırlı bir işimiz var anne deyince apar topar çıktım geldim. Bak sen İlker'e. Hayırlı kısmetler. Hayırlı hayırlı. Gönlüme göre hem de. Menekşe de işe başlamış. Hayırlı olsun. Sağ ol. Kız işe girdi. Benim uykular gitti işte. Aa. Neden? Hayır olsun. Sorma Adaletciğim. Sen yabancımız değilsin. Hepsi aynı kafada bunların. Bir yaşa gelince laf da anlatamıyorsun. Gitti zengin ailenin yanında işe girdi. İlker bahsetti. Küçük bir çocuğu tedavi edecekmiş. Yürüyemiyormuş zavallı çocuk. Hı hı. İşte o zavallı çocuk. Çocuk değil. Ne? Nasıl? Bayağı. Senin İlker'le yaşı tende. Menekşe yalan söylemiş hepimize. Vallahi Tolga duysa büyük olay olur. Ben ne yapsam bilemedim. Acaba dedim İlker abisinden mi yardım istesem? İlker ne yapacakmış ki? Ay ne yapacağımı var canım. Murat'la onlar kanka değiller mi? Gitsin önce abisini yumuşatsın. Sonra Tolga ile konuşurlar. Ne bileyim Adaletciğim, ben de şaştım kaldım. Ay canım, ne gerek varmış yalana? Doğruyu söyleseymiş ya. Hiç yakıştıramadım Menekşe'ye. Vallahi babamla abim izin vermez diye yalan söyledim diyor. Gerçi Tolga'yı herkes bilir. Kıyamaz kızına. Bana biraz bahane gibi geldi Adalet. Neden? Gönül ilişkisi var galiba zengin oğlanla. Çayın da yarım kalmış Adaletciğim. Sen bir tane daha içmezsin de için yanar. En iyisi ben sana bir bardak soğuk su getireyim ha? Ferahlarsın. Ömrüm yok. Her yere baktım. Bekledim bekledim, çıkmadı okuldan, yok. Asıl ömrüm sizi bekledi Zehra Hanım. Hatta yarım saat kadar. Sonra ben kendim teslim ettim babasına. Ne? Kime teslim ettiniz? Uğur Bey geldi aldı. Ona teslim ettik. Siz nasıl bunu yaparsınız ya? Şikayet edeceğim sizi. Dua edin ki bulalım. Şikayet edeceğim. Saksılar boş kalmış. Ekmeyecek misin? Ekeceğim. Ekeceğim ama daha zamanı gelmedi. Bir sürü papatya alacağım. Sen çok seversin. Hatta istersen birlikte ekeriz ha? Bilmem ki. Hadi iyice soğudu, içeri girelim.
Şükür Allah'a. Ne dedin? Seni burada gördüm ya. Ona seviniyorum. Alo, Cem. Zehra, ne oldu? Uğur ömrümü kaçırdı. Ne diyorsun Zehra, emin misin? Ne kaçırması? Ya kaçırdı diyorum sana. Karakola yaklaştım ben. Çabuk gel, gel çabuk. Oynayabilirsin. Hatta sevdiysen alıp götürebilirsin de. Evime mi? Yok, bende var. Tamam. O zaman buradaki odana koyarız. Burada oda mı var? Var tabii. Görmek ister misin? Bir bak bakalım. Eksik bir şey olursa endişelenme, tamam mı? Beraber tamamlarız. Beğenmediğim bir şey olursa da ben hemen değiştiririm. Sonra sen ne zaman istersen gelip kalırsın. Girelim mi? Gittim, babası aldı dediler. Yasak görüşmeleri, mahkemenin kesin emri var. Zehra, ne oluyor ya? Kaçırdılar ömrümü, ömrümü kaçırdı. Dur dur, sakin ol bakalım. Bilmiyoruz hiçbir şey, ne oluyor? Ben sana dedim, ömrümü alacak dedim. Gelip okuldan alıp götürmüş işte. Şikayetçi misiniz peki? Sonuçta çocuğun babası diyorsunuz. Akrabalık var arada. Evet, şikayetçiyiz. Ömrüm o adamın yanında güvende değil. Uzaklaştırma kararı verirsin. ...2008 yılında çalan ihbar üzerine Seyrantepe istasyonundan kurtarma olayı için intikal ettik. Olay yerine vardığımız zaman kuyuya bir işçinin mahsur kaldığını gördük. Hemen orada kuyuya iki tane temiz hava solunum cihazı salarak önce kuyudaki birikmiş olan gazları bertaraf ediyoruz ki kendi güvenliğimizi almak için. Daha sonra kuyunun hemen üstüne tripodumuzu kuruyoruz. Aparatlarla birlikte, İsveç oturağımızla birlikte aşağı inmek suretiyle vatandaşa yanamaya dek İsveç oturağı yapacak düzeyde ipleri de alarak, hatta yaralı vatandaşın ayağının kırık olduğu bilgisini alarak yanımıza atel aparatlarını da alıp inmiş bulunmaktayım. İndiğim sırada gördüm ki yaralı vatandaşın ayağında kırık, başında da yaralanma oluşmuş. Önce yaralanan bacağını düzgün bir şekilde atelleyip gerekli telkinlerde bulunarak yanımda bulunan yedek İsveç oturayla birlikte vatandaşın İsveç oturayla kucağıma alarak tripod yardımıyla sağlıklı şekilde çıkmasını sağlamış oldum.